Merhaba arkadaşlar, bu videoda size ilk atış hareketini nasıl kodlayabileceğimizi göstereceğiz. Burada amacımız kodlamayı öğrenmekten ziyade aslında fizik kavramını uygulamalı olarak göstermek. İlk atış hareketinin detaylarını eğer öğrenmek istiyorsanız, teorik temellerini öğrenmek istiyorsanız videolarımız arasında o da var. Ona dair linki sağ üst tarafta görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizi glowscript.org diye bir web sitesine götüreceğim ve bu web sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar Gmail hesabınızla bir giriş yapabiliyorsunuz. Ondan sonrasında ben giriş yaptım. Ondan sonrasında programlarınız kısmına girebiliyorsunuz. Programınız yoksa da tabii ki program oluşturabiliyorsunuz. Ben create new program diyeceğim. Public'e gidelim arkadaşlar. Yani programımız herkese açık olsun. Ve programımıza bir isim verelim. 2D motion diyelim. Motion diyelim veya iki boyutta veya ilk atış diyelim burada Türkçesinde de. İlk atış. Evet. Create diyeyim arkadaşlar. GlowScript sizin 3 boyutlu programlama yapmanızı sağlayan bir Python tabanlı arayüz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonrasında bazı kalıp şeyler var. Kalıp şeyler şunlar. Öncelikle bir sahneye bir başlık seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Seçtiğimiz başlık ilk atış hareketi veya projectile motion diyelim. Bir tane zemin çiziyorum. Zeminin merkezi 0,0,0'da ve zeminin x yönünde, y yönünde ve z yönündeki büyüklüğünü çiziyorum. Ondan sonrasında bir tane de top çiziyorum arkadaşlar. Topun yarı çapı. Top da aynı şekilde 0,0,0 noktasında. Topun yarıçapı 0,04. Ve topun renginin kırmızı olmasını istiyorum arkadaşlar. Ayrıca bir iz bırakmasını istiyorum hareket ettiği zaman. Şu an için bu hareket etmediği için bir şey görmeyeceksiniz. Ve programı sol üst tarafta çalıştır diyeyim. Run this program diyeyim. Gördüğünüz üzere merkezde bir tane top, bir tane zeminimiz var arkadaşlar. Bunun dışında da ortamda başka bir atraksiyon söz konusu değil. Edit this program diyelim. Şimdi ilk atış hareketi yapmak istiyorsanız ilk atış hareket denklemlerini hemen hatırlamaya çalışalım. Bir tane ilk hıza ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Biz buna ne diyelim? 5 diyelim. İlk hızımız 5 olsun. Ve birimimiz nedir? Metre bölü saniye olsun arkadaşlar. İlk atış hareketi eğer yaptırmayı düşünüyorsanız onun dışında sizin neye ihtiyacınız var? Tabii ki G'ye. G'yi tanımlamamız lazım. 10 diyelim. Bunu da metre bölü saniye kare diyelim arkadaşlar. Şimdi bunları tanımladık. İlk atış hareketinde arkadaşlar bir atış açısı söz konusu. Buna da teta diyelim arkadaşlar. Basit olması için teta'ya şu an için 60 derece diyelim. Derece diyelim burada arkadaşlar. Yalnız burada çok önemli bir nokta var. Programlama dillerinin hemen hemen tamamında arkadaşlar açı radyan cinsinden ölçülür. Bunu aklımızda tutalım. Ondan sonrasında da arkadaşlar bir tane döngü yapacağız. Topun pozisyonunu güncellemek için bir döngü yapacağız. While diyeceğiz. Pardon. Top pos y büyük eşit 0 diyeceğiz. Evet, topun pozisyonu sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olduğu müddetçe, yani top havada olduğu müddetçe demek oluyor bu arkadaşlar. Ne yapalım? Top havada olduğu müddetçe topun x pozisyonunu belirleyelim. Pos x. Arkadaşlar hatırlıyorsanız topun x pozisyonu nasıl belirlenir? V0 çarpı cos teta çarpı t'dir. Yalnız burada bir şeyi unuttuk. T'mizi 0 yapalım. Sonra bir de küçük zaman aralıkları belirleyelim. Küçük zaman aralıklarımız 0,001 olsun. Yani her seferinde zamanı güncelleyelim ve her güncellediğimiz zaman için bunu ekleyelim. Topun x pozisyonunu bulmaya çalışacağız. Topun pos y'sini bulmaya çalışacağız. Bunlar bizim bildiğimiz fizik denklemleriyle olacak. Burada da zamanı güncelleyeceğiz. T artı dt. Yani sıfırda başlayacak, 0,01 ekleyecek, sonra 0,02 olacak vesaire. Bu döngünün amacı bu. Her güncellediğinde de x ve y konumlarını hesaplayacak arkadaşlar. Peki, şimdi x denklemini hatırlayalım. Dediğim gibi video linkini de vereceğim. X konumunda konumunu
güncellemeye çalışacağız. Konum neydi? V0 çarpı cos. Evet. Şimdi buraya direkt theta yazarsam yanlış yapmış olurum. Çünkü kosinüs fonksiyonu, buradaki kosinüs fonksiyonu radyan cinsinden istiyor. Dolayısıyla bunu ne yapacağım? Pi bölü 180 diyeceğim. Radyan cinsine hemen çevirmek için. Sonra çarpı t diyeceğim arkadaşlar. V0 cos theta çarpı t. Bu bizim bildiğimiz x konum denklemi. Eğik atış hareketinde. Şimdi bir de y'yi yapalım. Burada da y şu. V0 çarpı sin theta. Yine aynı şekilde theta dedik. Çarpı pi bölü 180. Bunu da radyana dönüştürdük. V0 sin theta çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kareydi eğer hatırlıyorsanız. 1 bölü 2 yerine ben 0,5 çarpı g çarpı t çarpı t diyelim. Pardon. Gt kare. Şimdi y yönündeki denklemi de yaptım. Burada şu an çalıştıralım. Bakalım görelim. Evet, şimdi kırmızı başlangıç noktasını görün, bitiş noktasını görün. Ama program çok hızlı çalıştığı için direkt son noktayı gördük. Biz bunu istemiyoruz. Aradaki şeyleri birazcık daha böyle yavaş yavaş görmek istiyoruz. Dolayısıyla buraya küçük bir şey koyacağım. Küçük bir yavaşlatma komutu koyacağım arkadaşlar. Bu yavaşlatma komutunu koyduğum zaman arkadaşlar artık topumun uçuşunu görebilirim. Daha güzel tarafı arkadaşlar, evet gördüğünüz üzere topumuz uçuyor. Burada da kursörü takip edebiliyorsanız gördüğünüz üzere uçuyor. Şimdi hemen edit this program'a diyelim. Burada daha güzel tarafı arkadaşlar, istediğiniz şekilde şeyi dönüştürebilirsiniz. Mesela teta'yı 30 dereceye dönüştürelim ve tekrar çalıştıralım. Hesaplamaların doğruluğunu manuel olarak da kontrol edebiliriz. Edit this program diyebilirim arkadaşlar. Şimdi hesaplamaların doğruluğunu print ne diyelim? Topun pos x en son bittiğinde x pozisyonu basalım. Print t diyelim bir de. Ne kadar zaman geçmiş ve x yani menzilini bulmaya çalışıyoruz. Menzilini ekrana yazdırmaya çalışıyoruz. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Hesaplama bittiğinde ekrana yazdırması lazım. Evet. Alt kısımda gördüğünüz üzere şeyi bastı. Menzili bastı ve uçuş süresini bastı. Bunu daha da güzel hale getirebiliriz. Print şöyle yapalım. Ya da ayrı pozisyonda. Print. Menzil diyelim arkadaşlar. Print. Uçuş süresi. Uçuş süresi. İki nokta üst üste diyelim. Evet. Ve menzil. Evet. Run diyelim. Bunu manuel hesapladığınız değerlerle karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Üstelik programla oynayabilirsiniz. Çeşitli mesela açıları değiştirebilirsiniz. İlk hızı değiştirebilirsiniz. Açıyı 60 derece yapabilirsiniz. Hızı da mesela 10. Ve kendi değerlerinizle kıyaslayabilirsiniz. Aslında öğrenmek için, fiziği anlamak ve gerçekten öğrenmek için bu tür program alıştırmaları yapmanız hepinizin çok faydasına, özellikle de bilgisayar meraklılarının. Çünkü simülasyonlar, modellemeler, fizik araştırmalarında çok 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 temel rol oynuyor arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Unutmayın, programın linkini videonun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.